Eğer biz embriyolarını dondurduysak kadının 35 yaşında yumurtayı dondurduğumuz yaşındaki şansıyla gebe kalır. Menopoza girse bile. Girse bile. Tüp bebek tedavisinin son yıllarda bu kadar yaygınlaşmasının sebebi kadınların geç evlenmeleri mi? Çocuk sahibi olmak isteyen her çiftin, hatta her genç kızın dahil yumurta rezervinin farkında olması lazım. Peki yumurtalarımız ne kadar süre saklanabiliyor? İstediğiniz hocam? Kadar. Öyle mi? Evet. Dar pantolon giymek erkeklerin sperm kalitesini düşürüyor. Düşürür. Yapımını da düşürür. Evet. Bebeğin sağlıklı olmasını sağlayan yumurtanın gücü, öyle yumurtanın mi? Enerjisi. Dolayısıyla biz de hem psikolog oluyoruz hem jinekolog oluyoruz. Baba ben nasıl dünyaya geldim diye sorduğunda... Beni yani tüpçüden aldık biraz. Ne diyorlarmış yani? Ya çocuğumuzu yapacağız, ya yumurtamızı donduracağız, ya da evliysek embriyomuzu donduracağız. Ondan sonra kafamız rahat eder. Herkese merhaba. Bugün çocuk sahibi olmak isteyenler için bence tıbbın en büyük keşfini konuşacağız. Ve çok kıymetli bir konuğum var. Operatör doktor Aret Kamar, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi gerçekten çok büyük ilgiyle takip ediyorum. Teşekkür ederim. Seda Sayan'la özellikle yaptığınız yayınların hastasıyım. Hocam iyi ki varsınız, çünkü şu dünyada kadınlar için, bilmiyorum erkekler de aynı şekilde mi düşünüyor ama bir evlenmek, hani sonuçta hayallerimiz arasında bir evlenmek, iki çocuk yapmak, anne olmak var. Evet. Yani eğer burada bir sıkıntı, bir sağlık sorunu varsa tabii ki insanın duygu dünyası paramparça oluyor. O yüzden iyi ki varsınız gerçekten. Sağ olun. Gerçekten tıbbın bence en büyük buluşu, çünkü... Ciddi bir eksiklik hissediliyor tabii. Değil mi? Yani bazen şu günkü şartlarda, ekonomik şartlarda insanlar çocuk olmasını erteleyebiliyorlar ama... Her ne kadar anne baba adayı bunu ertelemeye çalışsalar da onların anne babaları bir an önce tabii torun sahibi olmak istiyorlar ve çocuk sahibi olmak için onları tedaviye, hadi daha niye olmadı, niye daha bekliyorsunuz, bir problem mi var, kimde problem var filan gibi sorularla sıkıştırıyorlar. Dolayısıyla biz daha çocuk sahibi olmak istemiyoruz diyen bir çift bile bir süre sonra çocuk sahibi olmak istiyordur, bu da geçiriliyor. Evet. Tabii bu şehirlerde daha az hissediliyor aslında. Küçük yerlerde çok daha büyük bir problem. Ben İstanbul'daki yerimizi açmadan evvel Denizli'de uzun yıllar görev yaptım. Gerçekten erkekler çocuk sahibi olamadıkları zaman kahveye bile gidemiyorlar. Yani ortalığa çıkamıyorlar. Maalesef. Çok ciddi bir problem oluyor. Ve 2 aylık evli, 3 aylık evli böyle benim daha çocuğum olmadı deyip gelenler oluyordu kliniğe. Dolayısıyla evet, gerçekten ciddi bir problem. Dolayısıyla hem birazcık böyle tıbbi tedavileri yapıyoruz hem de birazcık psikolojik olarak onların ellerini tutup sakinleştirmeye, moral vermeye... tedaviye devam etmeni sağlıyor. Tabii herkesin yumurtası ve spermi bol değil. Bazılarının sebat ederek çocuğu oluyor. Bazıları birkaç deneme yapmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla onları da morallerini zengin, hamile kalacaklarına inanarak tedavide tutmaya çalışıyoruz. Çünkü tüp bebek merkezlerinin başarısı aslında onlara başvuran çiftlerin kaç tanesinin çocuk sahibi olduğuyla bağlantılı. Dolayısıyla biz de hem psikolog oluyoruz, hem jinekolog oluyoruz, hem abi oluyoruz. Değil mi? Evet, her şey oluyoruz. Hakikaten öyle. Tüp bebek tedavisinin son yıllarda bu kadar yaygınlaşmasının sebebi kadınların geç evlenmeleri mi? O bir sebep. Ekonomik şartlar, bunun ertelenmesi, ben daha çocuk istemiyorum, çocuğa hazır değilim, çocuk düşünmüyorum diyerek ertelenmesi... Evet. Kötü beslenme, fast food alışkanlıkları. Genelde şu anda insanlar hani düzensiz besleniyorlar. Yemiyorlar. Sonra bir yiyorlar, dünyaları yiyorlar filan. Kilo almak hem kadının hem erkeğin sperm ve yumurta üretimini etkileyebiliyor. Tabii yediğimiz her şey de artık doğal değil. Kesinlikle doğal hiçbir şey yemiyoruz. Yani bugün oturup ben ıspanakla besleniyorum desem bile ıspanak da değil. Yoğurt da değil. Doğru. Yani senin sağlıklı besleniyorum anlamında yediğin hiçbir şey de zaten sağlıklı değil. Dolayısıyla bizim hayatımızda aldığımız bütün zararlı alışkanlıklar, sigara mesela, işte dar pantolon giymek dahil, gerçekten dahil özellikle erkeklerde ciddi bir şekilde doğurganlığı erteliyor. Stres de etkiliyor. Her şey etkiliyor. Geçmiş senelere göre yumurta sayılarının ve sperm sayılarının düştüğünü de görüyoruz. Mesela eskiden sperm tahlili yaptığımız zaman çok sık olarak 140 milyon, 150 milyon, 200 milyon filan gibi sperm sayılarıyla karşılaşırken şu anda böyle bir sperm sayısı yok. Yani Dünya Sağlık Örgütü bile 15 milyon hareketli spermi normal kabul etti. Yani 15 milyon spermi olan ilişkiyle hamilelik yaşayabilir hale getirdi. Eskiden çok daha yüksekti. Şimdi kadınlarda da mesela çok sık olarak yumurtası azalmış kadınlarla karşılaşıyoruz. Hatta 20 yaşlarda daha üniversiteye giderken, evli bile değilken yumurtası azalmış olduğu için yumurtasını dondurduğumuz kızlar var. İleride menopoza girerler diye. Tabii teknolojinin ilerlemesi de buna yardımcı oluyor. Mesela böyle bir kızı biz 15-20 sene evvel görmüş olsaydık aman bir an önce evlen, senin yumurtan azalıyor, erken menopoza girebilirsin derdik. Ama şu anda öyle bir şeye gerek yok. Yumurtasını donduruyor. Sonra menopoza girse bile o dondurduğu yumurtalarla çocuk sahibi olabiliyor. Bir kadının hamile kalma şansı kaç yaşından sonra azalıyor? Şimdi tabii genel olarak hani böyle istatistiki olarak 35 diyoruz. Bu klasik bir bilgi. 35'ten sonra işte 40 yaklaştıkça giderek yumurta azalır. İşte yumurta kaliteleri düşer. Yumurtaların gebelik getirebilme özellikleri azalır. Ve kadının yaşı büyüdükçe de bir de biliyorsunuz sağlıksız bebeklerin oluşma ihtimali de yavaş yavaş artmaya başlıyor. Ama bu klasik bilgi. Yani şimdi 20 yaşında 35 yaşındaki bir kadının kadar yumurtası olmayan kızlar da var. Gerçekten mi? Gencecik olup hani bakıyorsun sağlıklı bir adamcağız, spor yapıyor, incecik filan böyle kaslı maslı ama spermi düşük olabiliyor. Dolayısıyla doğurganlık genellenemez. Yani 35 yaşının üstünde kötüdür, 35 yaşından önce iyidir, 35 yaşından önce evlenenler istedikleri kadar korunabilirler, hatta doğum kontrağı bağlı korunabilirler filan, doğru değil. Bence her çiftin, çocuk sahibi olmak isteyen her çiftin, hatta her genç kızın dahil yumurta rezervinin farkında olması lazım. Bu artık çok basit. Doktora gitmeye bile gerek yok. Bir kan testi yapıyorsunuz. AMH denilen bir test var. Adetin günü filan hiçbir şey önemli değil. AMH testi yapıyorsunuz. Rezervinizin ne olduğunu öğreniyorsunuz. Ay ben hocam şok oldum şu an. Hemen yarın gidip. Dolayısıyla hadi evlendi, mutlaka hamile kalmadan evvel ya da korunmaya karar vermeden evvel ya da biz şu anda çocuk düşünmüyoruz ya daha çok erken demeden evvel, bunlar çok sık duyulan laflar biliyorsunuz. Mutlaka bu işte ilgilenen bir hekime gidip istedikleri zaman çocuk sahibi olup olamayacaklarını kontrol ettirmeleri gerekiyor. Bir çift düşünün, kız gencecik, evlenmişler. Doğum kontrapı kullanıyor. Gidiyor eczaneden bir doğum kontrapı alıyor. Biz daha yeni evliyiz, çocuk düşünmüyoruz. Daha biraz hayatımızı yaşayalım diyor. Halbuki kızın rezervi düşük. Doğum kontrapı kullandığı süre içerisinde düzgün adet görüyor. Düzensizliklerin farkına bile varmıyor. Çünkü hap kullanan yaşı büyük bile olsa düzgün adet görür biliyorsun. Çünkü o adeti o gördürüyor. Sonra doğum kontrapını bırakıyor. Bakıyor adet yok. Ondan sonra doğum kontrapı kullandım, beni menopoza soktu diyorlar. Halbuki doğum kontrapının böyle bir etkisi yok. Onlar zaten rezervi düşük oldukları halde bunun farkına varmadan hap kullananlar. Bir de yıllarca korunuyorlar mesela evde. Aman çocuk olmasın, biz daha istemiyoruz, düşünmüyoruz filan, böyle çeşitli yöntemlerle. Sonra çocuk istemeye karar veriyorlar. Çocuk da öyle bir şey ki, yani şimdi yıllarca korunan bir çift, bakıyorsun rahat, hiçbir sıkıntı yok. Çocuk istiyoruz dediğinde 2 ayda çocuk olmadığı zaman panik hale geliyorlar bir anda. Ondan sonra erkek bir geliyor, bakıyor, spermi yok, spermi düşük. Hani zaten korunmasalarmış da çocukları olmayacakmış. İşte bunlar, bu durumlara düşmemek için mutlaka evlenen çiftlerin, genç de olsalar, yaşı büyük de olsalar, doğurganlıklarının farkında olması lazım. Hele kadının yaşı 35'in üstündeyse mutlaka doğurganlığının farkında olması lazım. İleride sıkıntı yaşamasın diye. Şu an şunu anlıyorum, böyle petrol rezervleri kadar kıymetli bir şey. Kesinlikle kadının yumurtalık rezervleri. Kesinlikle anladığım kadarıyla. Dünyanın geleceği zaten. Kadının yumurtası, erken spermi. Gebelik şansını belirleyen yumurtanın gücü, yumurtanın enerjisi, bebeğin sağlıklı olmasını sağlayan yumurtanın gücü, yumurtanın enerjisi. Şimdi erkek mesela 60 yaşında, evet, ama spermi çıkıyor. Şimdi spermi çıkan bir erkek 60 yaşında da olsa yumurtayı dölleyebilir, hı hı, ve bebek sağlıksız olur. Hani yaşlı erkeğin bebeği sağlıksız olur diye bir şey yok. Ama kadının yumurtası gebelik getirme gücü de azalıyor yaş büyüdükçe. Hmm. Bebeğin sağlıksız olma ihtimali de artıyor. Hmm. Bu tamamen yumurtanın enerjisiyle alakalı. Hmm. Dolayısıyla o yumurta bunu sağlıyor. Bir de boyutlarına bakarsan yumurta bir dünyaysa, evet, sperm aydan bile ufak onun yanında yani. Dolayısıyla evet, sperm sadece erkeğin genetik materyalini, hı-hı, yumurtanın içerisine koyuyor, o kadar. Bu arada hocam şunu da sormak istiyorum. Yani tüp bebek yapabilmek için evli olmak şart. Değil mi bizim ülkemizde? Türkiye'de resmi nikah olması, hı-hı, lazım. Hı-hı. Ve tüp bebek yaptıran hastalardan her zaman evlilik cüzdanı ve, hı-hı, nüfus kayıt örneğini istiyoruz. Hı-hı. Yani. Bir de biraz önce dediniz ya, hani 20 yaşındaki bir genç kızın şaşırtıcı derecede yumurtalık kalitesi düşük çıkabiliyor günümüzde. Az da olabilir. Evet. Tabii. Peki tam tersi mesela 45, 47, 48, 50 yaşında bir kadının yumurtası çok olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Hmm. Sevindirici haber. Sevindirici haber ama evet, şöyle, bu herkesi sevindirmesin tabii. Yani mesela şimdi 40 yaşında bir kadına "Aa, yumurtan çok, hadi gözün aydın" dediğim zaman, hı, o kadın hemen hamile kalır anlamını taşımıyor. Hı. Çünkü yaş büyüdüğü zaman yumurtaların gebelik getirme özellikleri azalıyor. Bu, hı, kesin. Hı. Bu kesin. Bu değişmez. Yani tabii ki, hı, şimdi bizim 45 yaşında, 46 yaşında bir denemede gebe kalan hastalarımız da var ama bunlar kaideyi bozmazlar. Hı. Kaidede 45-46 yaşında çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda biz çok zorlanıyoruz. Hmm. Çok deneme yapmak zorunda, hmm, kalıyoruz. Evet, gerçekten gebe kalanlar oluyor ama, hmm, çok uğraşarak. Ya bu işin amacı bu kadar 10 sefer, 20 sefer, 30 sefer deneyerek çocuk sahibi olmak değil. Bu işin, hmm, amacı bir an önce bir kere denersin, 2 kere denersin, çocuğu alır gidersin. Dolayısıyla bunu sağlamanın yolu da, hı hı, ya bu işi erken yaşta yaptıracaksın, hı, ya da erken yaşta evli değilsin, çeşitli sebeplerin var filan, her neyse, ya yumurtanı donduracaksın, hı hı, ya embriyonu donduracaksın. Hı. Yani bir kadın diyelim ki evli, evet, sıkıntı yok ama o anda fiziki şartları, maddiyatı, genel sağlığı, hı hı, bazen kanserli hastalarda falan da oluyor. Evet. Çocuk doğurmaya müsait değil. Kadın diyelim ki 35 yaşında yumurtasını toplattı, hı hı, evliydi. Eşinin spermiyle yumurtaları birleştirdik, hı hı, embriyoları yaptık. Kadın 35 yaşında. 35 yaşında bir kadının eğer embriyoları güzelse bir transferde, hı, %60, %70 gibi bir şansı var. Hı. Gebe kalma şansı. Ama o kadın diyelim ki hastalığı sebebiyle ya da herhangi bir sebeple yaşı ilerledi. 45, 46 hatta 50'li yaşlara geldi. Hatta menopoza girdi. Aa. Hiç adet görmez hale geldi. Ama rahmi olduğu yerde duruyor. Evet. Yani cerrahi bir yokluk, hı hı, değil. Hormonal bir adet göreme durum var. Eğer biz embriyolarını dondurduysak kadının 35 yaşında ve onun rahmini hazırlayıp bebeğini koyarsak içeriye, kadın %60, %70 ihtimalle, yani yumurtayı dondurduğumuz yaşındaki şansıyla gebe kalır. Menopoza girse bile. Bebeğin sağlığı da 35 yaşında doğurmuş kadar sağlıklı olur. Hocam mucize bir şey. Dolayısıyla yaşlanan aslında, hı hı, kadının bedeni değil. Çünkü bizim bir sürü hastamız var böyle genç, yaşı ilerlemiş bir şekilde. Ama kadın mesela pilates hocası, kendine bakıyor, hı, fiziğimizi yerinde, hı hı, ama bu yumurtalığı etkilemez. Yani, hı, siz istediğiniz kadar kendinize bakın. Hı hı. Yaş büyüdüğü zaman yumurtalığın ürettiği yumurtanın sayısı azalıyor, hı hı, ve kalitesi düşüyor ve gebelik getirme özellikleri azalıyor. Hı. Dolayısıyla bu işte temel, tabii ki her yaşta kadının doğurma şansı var, hı hı. Ama genç yaşta yumurtaları rezerve etmek lazım. Hı hı. Şimdi 40 yaşında bir kadın, hı hı, az önce dediğiniz gibi diyelim ki çok yumurtası var. Hı hı. Bu bize ne avantaj sağlıyor? Tabii bir sefer bir tedavide biz eğer bir kadından çok yumurta alabilirsek, hı hı, bu kadının her hamile kalmadığında baştan tedavi olup baştan yumurta toplatma gibi bir ihtimali ortadan kalkıyor. Hmm. Yani kadına konfor geliyor. Kesinlikle. Ama 40 yaşında yumurtası çok olan kadın azdır. Hmm. Genelde 40 yaşında yumurtası çok olanlar gençliğinde polikistik overli olanlar. Yani gençliğinde düzensiz adet gören, çok yumurtası olan, işte hafif topluca biraz tüylenmesi olan filan polikistik over dediğimiz bir durum var. Onlar ilerleyen yaşlarda daha böyle bol yumurtalı hastalar. Niye hocam böyle bir terslik var? Şimdi onlar çok yumurtalı. Bu şans işte, bak bu da bir miras yani. Enteresan. Şimdi bazı kadın çok yumurtayla doğuyor. Evet. O başına bela oluyor. Bazı kadın da az yumurtayla doğuyor. O başına bela oluyor. Yani her şeyin kararı güzel diyorlar. Yani normalde hani polikistik over, düzensiz adet dediğiniz şeyler aslında kadın için sıkıntılı durumlar. Sıkıntılı. Ama diyorsunuz ki bazen avantaj da olabiliyor. Tabii şimdi biz polikistik overli mesela çocuğu olmayan hastalar grubunu düşünelim. Bize bir sürü hasta geliyor. Evet. Şimdi polikistik overli bir hasta gördüğümüz zaman biz hazine bulmuş gibi oluyoruz yani. Her zaman yok olduğu zaman sıkıntı çekersin. Şimdi bir düşün ki bir hasta grubu var. Evet. Kadından bir yumurta, bir yumurta, bir yumurta alıyorsun. Evet. Tabii her yumurta iyi gelmez. Evet. Bazen yumurtayı toplarsın, "Aa, bu yumurta kötü" dersin. Bir dahaki ay bir daha gel dersin. Ama kadın her yumurta toplattığında mecburen para ödüyor. Çünkü işlem yapılıyor. Döllenmedi, bölünmedi, bu da bölünmedi filan olduğu zaman insanların hayalleri kırılıyor. Bir de var ki bir toplama yapıyorsun, 60-70 tane yumurta pat diye önüne geliyor. Evet. O seç beğen al, ne güzel. Ondan sonra bir sürü embriyoyu da alıyorsun, donduruyorsun. 10 tane 20 tane dondurulmuş embriyosu olanlar var. Düşünün, bir tane embriyo genç yaşlı, bir de gençse bir tane embriyo %60-70 gibi gebelik getiriyor. 20 tane donmuş embriyosu var. Onlar mesela bir transfer ettiriyor, gebe kalıyor. Sonra bir 2 sene sonra, 3 sene sonra bir çocuk daha istiyorum diyor. Yine o zamandan kalma embriyosunu transfer ettiriyor. Bir çocuk daha doğuruyor. Sonra bir tane daha transfer ettiriyor. Üçüncüyü doğuruyor. Kalanı da attırıyor. Şimdi böyle olanlar da var. Evet. 3-5 tane embriyoyu görecek diye 10 kere yumurta toplatanlar var. Onun için polikistik over, evet, düzensiz adet görür, kolay kilo alır, tüylenme problemleri yaşar, gençliği sıkıntılıdır, arkadaşlarından utanır, buralarında tüyler çıkar, buralarında tüyler çıkar filan, ama bunlar hep daha doğurgan. En azından evlerinde hamile kalmasalar bile biz tedavi ettiğimiz zaman bize bir sürü yumurta verebildikleri için daha doğurgan. Ya çocuğumuzu yapacağız, ya yumurtamızı donduracağız, ya da evliysek embriyomuzu donduracağız. Ondan sonra kafamız rahat eder. İstediğimiz kadar bekleriz, istediğimiz kadar doğum kontrabı kullanırız, istediğimiz kadar bu işi erteleriz. Ama biliriz ki kenarda istediğimiz zaman bizi hamile bırakabilecek dondurulmuş yumurtamız ve embriyomuz var. Gittim tahlilimi yaptırdım. AMH'da düşük çıktı. Ne yapmam lazım ilk olarak? Tamam, şimdi AMH'sı düşük diye bunalıma girmiş vaziyette bizim kliniğe gelen bir sürü insan var. O zaman buradan şunu söyleyelim. AMH düşük demek menopoza hemen gireceksiniz demek değil. Rezervin düşük olduğunu gösteriyor. Bir, AMH testi laboratuvardan laboratuvara yapılan testin özelliğine göre farklılık da gösterebiliyor. Nasıl bir test? Yani kan testi zaten de her aletin sayımı aynı değil. Birisi biraz daha az çıkarıyor, birisi biraz daha çok çıkarıyor. Mesela şey de öyle, mesela kan sayımı yaptırıyorsun. Bu kitler değil mi? Tabii, kan sayımı yaptırıyorsun. Evet, evet. Bir laboratuvarda yaptırıyorsun, farklı çıkıyor. Doğru. Bir laboratuvarda farklı. Ya biz onun aşağı yukarı ortalamasını görüyoruz ama işin aslında biz ultrasonla baktığımız zaman o kadının aslında rezervinin ne olduğunu görüyoruz. Biz mesela AMH'yi çok az baktırıyoruz aslında. Biz ultrasonla bakınca görüyoruz. AMH'yi biz niye böyle AMH diye koyuyoruz? Çünkü özellikle genç kızlar, özellikle şehirde olmayan da kırsal kesimde yaşayanlar kadın doğuma gidemezler. Doğru. Çok zordur. Doğru. Çok ters karşılanır. Çok yanlış karşılanır. Bu kız buraya gittiğine göre bir derdi vardır bunun denir. Hatta bazıları bunun bir hastalığı mı var acaba der. Belki de koca bulamazlar. Kaygıları vardır. Dolayısıyla doktora gitmeden kendi doğurganlığının farkında olunması testi bu. Ve 1,5'un altında çıktığı zaman rezervin düşüyor olduğu kabul ediliyor. 1'in altında da artık yumurta dondurun sinyalleri veriyor. Dolayısıyla doktora gitmeden bile, biz tavsiye etmesek bile bunu, doktora gitmeden bile kişinin kendi durumundan farkında olabilmesi için bir yöntem. Ama bu yöntem mesela şimdi 20 yaşında bir kız düşünelim. Rezervi düşük çıktı. Evli. Genelde eyvah ben menopoza giriyorum diye böyle ağlıya ağlıya geliyorlar. Bir kere şunu söyleyeyim, bak, yumurtası az demek bir kadının, kadın hamile kalamayacak demek değil. Biliyorsunuz gebelikler hep bir yumurtayla oluyor. Hı hı. Kadınlar hamile kalmaya karar verdikleri zaman, kadın eğer yumurtluyorsa, hı hı, sperm de onu buluyorsa, evde hamile kalan bir kadının zaten hep bir yumurtası var. Hı hı. Tedavi yapıldığı zaman çok yumurtası olanların, hı hı, tedavide hamile kalma hızları artıyor sadece. Hı. Yani bu ne demek? Bir kadının bir yumurtası bile çıkıyorsa, kadının özellikle yaşı da gençse çocuk sahibi olabilir demek. Hı. Yani 20 yaşında bir kızın bir tane yumurtasının oluştuğu zaman, bir embriyonun gebelik şansı yumurtası çok olandan farklı değil. Anladım. Sadece onlar, birisi bir yumurta toplatıyor. Bir tanesi de 10 yumurta, 10 yumurta, 10 yumurta toplatıyor. Hı hı. Genelde biri, hı hı, birinden daha hızlı, hı, hamile kalıyor ama bazen bu hiç belli olmaz. Mesela yumurtası çoktur kadının ama yumurtanın kalitesi birazcık düşüktür. O 3 kere 4 kere dener. Yumurtası az olan birisi bir kere dener, gebe kalır, kurtulur. Hı hı. Peki siz ultrasonla sadece yumurtayı mı görüyorsunuz? Yumurtanın kalitesini görebiliyor musunuz? Kalitesini toplamadan göremezsiniz. Hı. Biz yumurtanın, aslında yumurtayı da görmüyoruz. Hı. Folikül dediğimiz kesecikler var yumurtalığın içinde. Hı. Yumurtalar onların içinde. Hı hı. Nasıl bir spermi ultrasonda görmüyorsak yumurtayı da görmüyoruz. Hı hı. Biz o foliküllerin büyümelerini takip ediyoruz. O foliküller büyürken hormon ölçümleri yapıyoruz. Hı hı. Östrojen ve progesteron hormonlarına bakıyoruz. Yumurta başına istediğimiz östrojen sonucuna ulaştığımız zaman bu yumurtaların toplanma zamanı geldiği, hı hı, görüyoruz. Hı. Ve kaç tane folikül görüyorsak kadında o kadar yumurta çıkar. Şimdi bir tane folikülden 2 tane yumurta çıkmaz. Hı hı. Dolayısıyla eğer bir kadında 10 tane folikül görüyorsan bu kızın, hı hı, 10 taneye yakın, hı hı, yumurtası gelecek, hı hı, diyoruz. Hı hı. Ama bazı foliküller boş çıkabilir, bazılarından iyi yumurta çıkmayabilir, hı hı, bazılarından çıkan yumurta spermle beraber döllenmeyebilir. Hı hı. Bunları maalesef toplayınca görüyoruz. Peki hocam, düşük yumurta rezervim var diyelim ki. Nasıl başlıyoruz tedaviye? Ne yapıyorsunuz? Evli misin, değil misin? Ona bakacağız. Hı hı. Eğer evli değilsen zaten yumurta dondurmak dışında yapılabilecek, hı, hiçbir şey yok. Dediğim gibi normalde kadınlar ayda 1 tane yumurta yumurtlamaya programlılar. Hı hı. Mesela atıyorum AMH'sı 0,5 kadının, hı hı, rezervi düşmüş, 1'in altı düşük kabul ediliyor ya. 0,5 demek 4-5 yumurta her ay bize aşağı yukarı verir demek. Hı. Biz şimdi onu adetinde bakıyoruz. Hı. Adetinde yumurtaları büyüsün diye bir ilaç tedavisi veriyoruz. Bazıları hap kullanıyor yumurta sayısına. Bazıları hap artı iğne kullanıyor. Bazısı iğne kullanıyor. Adetliyken mi geliniyor size? Adetliyken, hı, geliniyor. Tamam. Onların yumurtalarının büyümesi, daha doğrusu foliküllerinin büyümesi, hı, takip ediliyor. Hı. Foliküller kaç tane büyüdü? 5 tane büyüdü. İşte kan sonuçları takip ediliyor. Foliküllerin boyuları istediğimiz hale geldiğinde, hormon sonuçları da iyi ise, hı hı, bunların toplama zamanı geldi diyoruz, topluyoruz. Hı. Topladığımız zaman biz ne yapıyoruz? O foliküllerin içerisine, hı hı, kadını da uyutuyoruz, gene anestezi alıyor, bir şey hissetmiyor zaten, hı, hiçbir şey hissedilmiyor. Vajinal yoldan giriyoruz, ultrason eşliğinde o folikül keseciklerin içerisine girip girip, hı hı, onları damardan kan almak gibi boşaltıyoruz. Hı hı. O boşalttığımız sıvılar laboratuvara gidiyor. Laboratuvar sıvıların içerisinden yumurtaları ayıklıyor. Hı hı. Onların belli işlemleri oluyor. Sonra dondurup saklıyorlar. Hı hı. Hastaya da bilgi veriyorlar. Şu kadar güzel yumurtanız geldi. Hı hı. Şu kadarı donduruldu, hı hı, diye. Hemen şunu da sorayım. Biraz önce dediniz ya ultrasonla bakılıyor, hı, diye. Yani yumurtanın, hı, durumuna. İçeriden yapılan ultrasonla, evet, bakılıyor değil, evet, mi? Dışarıdan karından değil. Şöyle karından baktıranlar var. Vajinismus dediğimiz bir durum, evet, var. Mesela kadın hiç ilişkiye giremiyor. Hı hı. Onlar da ultrasona hep karından bakıyoruz. Hı hı. Hatta mesela kızlıkları bozulmasın isteyenlerin, hı hı, karnından da yumurtasını toplayabiliyoruz. Hı hı. O da var. Onu da söyleyelim ama, çünkü, evet, var. Ama şimdi birisi tam olayın dibinden yapıyorsun. Evet. Hani kaçırma ihtimalin, hı hı, daha az. Görme ihtimalin, o yumurtaların boyunu böyle milim milim ölçme ihtimali çok doğru hesaplıyorsun. Doğru. Tabii, tabii. Karından baktığın zaman böyle bir şeye uzaktan bakıyorsun gibi oluyor. Hı. Daha biraz zor görmek. Hı. Hele biraz kadın da böyle cilt altı yağ dokusu kalın bir kadınsa, doğru, daha zor görünüyor. Hı hı. O, hı hı, mesela hani bu yumurta mıdır? Hı hı. Eski bir yumurta artığı mıdır? Bunun ayrımlarını yapmak filan vajinal yol kadar kolay değil. Yani biz vajinal yolu tercih ediyoruz ama, hı, mecbur kalınırsa karından da her şey yapılabilir. Çok güzel. Şimdi adet döneminde toplayabildiğinize göre bu yumurta... Adette başlıyoruz tedaviye. Ama öncesi, onu söyleyeceğim. Öncesinde size gelecek. Tabii. Diyecek ki... Bak gelecek. Evet. Bir kere sağlığı yerinde mi? Çünkü anestezi alacak. Tabii, aynen. Kan testleri yapılacak. Evet. Rezervine bakılacak. Başka bir fiziksel problem var mı diye bakılacak. Rapor çıkartmaları gerekiyor. Ne bir rapor? Sefere mahsus. Kadınlar yumurta dondurulacaksa herhangi bir suistimale karşı böyle bir önlem alınmış. Yumurta toplatacaksa bir devlet kuruluşundan rapor alıyorlar. İşte rezervi düşük, evet, çünkü AMH'sı bakılıyor zaten. Düşükse düşük zaten. Kimse düşük rezerv diye senin rezervin yüksek diyemez zaten. Rezervi düşükse evet sen yumurta toplatabilirsin diyorlar. O raporu bir kere aldıktan sonra istediği kadar kere yumurta toplatabiliyor ve dondurabiliyor. Süper, süper. Siz de o tarihi veriyorsunuz. Evet. Ve adetinde başlıyoruz. Aynen. Yaklaşık bir 10 gün kadar bir takipler var ve o takiplerden sonra eğer yumurtalar dediğim gibi istediğimiz boylara ulaştıysa onu uyutup yumurtayı topluyoruz. Yumurta toplandıktan sonra kalan işler hep laboratuvarda cereyan ediyor. Kadın da anestezinin etkisini attığı zaman uyanıyor. Normal hayatına dönüyor. İstirahat falan gerekmiyor. Peki. Evliyse o zaman embriyo dondurmak daha mantıklı. Neden? Çünkü yumurta bir tane hücre. Tek bir tane hücre. Dondurup çözdüğün zaman o hücre zarar gördüyse yumurtayı kaybedebilirsin. Yani bu bunun firesi fazla. Yani mesela 5 tane yumurta dondurduysa bir kadın çözdüğünde iyimser ihtimalle 4 tanesi sağlam çıkar. Ama embriyo dediğimiz şey hücre topluluğu. Bir hücre topluluğu. 3. günde embriyolar 8-10 hücreli oluyor aşağı yukarı. 7-8-10 hücreli. 5. güne gelen embriyo 150-200 hücreli oluyor. Yani sen onu dondurup çözdüğünde birkaç tane hücre o dondurma çözme sırasında zarar görse bile kalan hücreleriyle embriyo hayatına devam ediyor. Ve fire verme ihtimali %1 bile değil. Aa, çok iyi. Onun için evlilerde sperm varsa embriyo dondurmak daha mantıklı. Evli olmayanların ya da kanserli olanların falan yumurtasını dondurmak daha mantıklı. Süper. Peki hocam kanserli hastalar tabii çağımızın maalesef ki bitmeyen dertlerinden biri. Ama güzel haber vereceğiz şimdi, değil mi? Kanserli hastalar bile çoğu iyileşiyor zaten şu anda. Evet. Erken teşhis önemli. Her zaman söylüyoruz erken teşhis diye. Doğurgan yaştaki kadınların en büyük başının belası biliyorsunuz meme kanseridir. Maalesef. En sık o yaşlarda meme kanseriyle karşılaşıyoruz. Ama bugünkü dijital mamografiler ve yapılan testlerle çok erken dönemde, eskiden elimize geliyorsa 2 santim falan diyor. Şimdi 2 santim falan artık hiç öyle bir şey yok. Mikroskopik seviyedeyken biyopsisini alabiliyorlar ve genellikle hani ölüm çok az. Dolayısıyla meme kanseri tespit edilen bir kadının ileride yumurtasına ihtiyacının olabilme ihtimali çok fazla. Evet. Çünkü çoğu iyileşecek. Tabii. Dolayısıyla onların çoğunun da yumurta dondurması lazım. Ama tabii bu konuda çekinceler oluyor. Hemen soracağım. Diyelim ki kanseri ilerlemiş, çok geç fark etti. Onun bile iyileşme ihtimali var. Tabii. İsterse dondurabilir. Onu soracaktım. Dondurabilir. Evet, süper. Tamam. Bizim yaptığımız tedavinin kanseri ilerletici ya da daha kötü hale getirici hiçbir özelliği yok. İsteyen yaptırabilir. Evet. Tabii ki erken evrede olanların kolay kolay kötü bir şey olma, kötü bir şeyle karşılaşma ihtimalleri yok. Onların kesin yaptırmaları lazım. Evet. Özellikle yaşları genç ve evli değillerse. Ama ileri evrelerde de yapılabilir. Çünkü bunların çoğu bugün teknikleriyle temizlenebiliyor artık yani. Çok mu hocam size böyle başvuranlar? Çok. Ya. Çok. Bazı sağduyulu cerrahlar var. Onlar sürekli yolluyorlar hasta. Ama bir kısmı da az önce söylediğim gibi işte şimdi zaman kaybetmeyelim. Evet. Ondan sonra işte bu ilaçlar acaba kanseri arttırır mı? Ya da yayılmasını arttırmaz dediniz. Bir daha altını çizelim. Çünkü bizim normal hastalarda yaptığımız yumurta büyüsün diye kullandığımız tedaviyle kanserli hastalardaki tedavimiz aynı değil. Biz onlara bazı ilaçlar ekleyerek östrojen hormonunun çok fazla yükselmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kanseri tetikleyici anlamda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yok. Evet. Anladım. Peki yumurtalarımız ne kadar süre saklanabiliyor hocam? İstediğiniz kadar. Öyle mi? Evet. Yani 80 yaşına kadar geldim. 80 yaşına kadar. Yani 80 yaşından sonra çocuk yapmak ne kadar mantıklı onu bilmiyorum. Çünkü çocuğu yapmak dert değil hakikaten. Büyütmek, çocuk böyle böyle evet, reşit bir hale gelip üniversiteyi bitirip artık tabii, sen hayata hazırsın deyip bu dünyadan göçüp gitmek lazım. Dolayısıyla hani şimdi biliyorsunuz Türkiye'de yok ama yumurta alanlar var dışarıdan. Yumurta donasyonu diyorlar. Ne demek hocam? Yani kadın 60 yaşına geliyor. Evet. Gidiyor oradan buradan bir yerden yumurta alıyor. Ha. Çünkü kadının dedim ya biten yumurtasıdır aslında. Yumurta aldığı zaman dışarıdan kadın her yaşta doğurabilir rahmi yerinde duruyorsa. Bu, yani, bu bir başarı değildir. Yani komşudan yumurta rica etmek. Benimki bitti. Şimdi bankalar var yurt dışında bu iş için. Evet. Oradan yumurtayı alıyorlar. 60 yaşında doğurdu diye kocaman gazete haberi oluyor filan. Ama şimdi düşünsenize kadın o çocuğu yapıyor tamamen kendi egosunu tatmin etmek için. Evet. Sonra çocuğun annesi 20 yaşına geldiğini görmeden vefat ediyor. Sonra ne olacak o çocuk yani? Onun için bu işler yapılacaksa mantıklı yaşlarda yapılmalı. Doğru. Evet. Ama ben hani umudun ne kadar büyük olduğunu aslında altını çizmek için birazcık sordum. Yani hani o kadar umut ilerlemiş hep var. Hep var. Eğer kendi yumurtanızı ya da kendi embriyonuzu dondurduysanız vücut yaşlanmıyor. İsterseniz 80 yaşında transfer ettirin. Yine aynı şansla gebe kalırsınız. Rahminiz bir zarar görmediyse. Süper. Çok güzel haberler. Peki hocam sperm sayısı düştüğünde tedavi seçenekleri neler? Sperm sayısı düştüğü zaman spermi yükseltmek için tedaviler var. Vitaminler kullanılabiliyor. Sperm yapımını uyaran ilaçlar verilebiliyor. Çünkü kadınlardaki durumla erkeklerdeki durum birbirinden farklı. Erkekler sürekli sperm üretiyorlar. Yani erkek bugün sperm verdiği zaman verdiği sperm 80 gün içerisinde yapılıyor. Taze. Onun için erkeğin sperminin gebelik getirme oranı yaş büyüse bile çok değişmiyor. Ama kadın öyle değil. Kadın zaten doğarken getirdiği yumurtayı, sırası gelen yumurtayı veriyor. Genç yaşlarda iyi yumurtalar gidiyor. İleri yaşlarda tencere dibi kalıyor. Tencere dibi kaldığı için de gelen yumurtalardan çok fazla hayır gelmiyor. Dolayısıyla kadınlarda yumurtayı güzelleştirmek ya da iyileştirmek ya da yaşım büyüdü ama ben şu vitaminleri kullanayım da yumurtalarımın gebelik getirme gücü daha fazla olsun gibi bir ihtimal yok. Bugün için yok. Ama erkekler sürekli bir üretim halinde oldukları için dışarıdan böyle müdahale ettiğin zaman doğru beslenme, kilo verme, dar pantolon giymeme mesela kilo verenler bacaklar kalınlaşıyor ya, bacaklar kalınlaştığı zaman testisler ısınıyor ve sperm üretimi düşüyor. Mesela kilosu fazla olan bir erkek kilosunu verdiği zaman, biraz yürüyüş yaptığı zaman, bacaklarını incelttiği zaman sperm üretimi artar. Dolayısıyla sperm sürekli üretilen bir şey olduğuna göre biz vitamin verirsek, bu işin yapımını hızlandıran ilaçlar verirsek, biraz sağlığımıza ve kilomuza, yapımıza dikkat edersek sperm üretimi artacaktır. Dolayısıyla erkekte bu mümkün. Ama ne kadar mümkün? Yani çok böyle düşük olanlarda ilaç versem bile sen artık spermin çok iyi oldu, sen artık bu işi evde de halledersin diyebileceğin kadar yükseltemiyorsun. Genelde bir tık yükseliyor, bir tık yükseliyor. Ama bazen bu sperm sayısı normalin bir tık aşağısında oluyor. İşte onlar birazcık tedavi yapıldığı zaman biraz normale geldiklerinde normal yoldan gebe kalabiliyorlar. Ama çok düşük olanlar yine tüp bebek yapılacak tabii. Hocam ben hep merak ederdim gerçekten bu kilo bu olayı nasıl etkiliyor diye. Biraz önce verdiğiniz örnekle çok güzel anlattınız. Dolayısıyla buradan aslında bence uyaralım. Çünkü moda değişti. Yani hani erkeklerin giyim biçimleri gerçekten değişti. Siz dediniz ki dar pantolon giymek erkeklerin sperm kalitesini düşürüyor. Düşürür. Yapımını da düşürür. Evet. Ve nedeni de söyleyelim ve nasılını da söyleyelim ki. Şimdi testisler biliyorsunuz anne vücudu, yani kadın vücudu gibi değil. Yumurtalık içeride duruyor ve vücudumuzun içinin sıcaklığı her zaman 37-37,5 derecedir. Ama testisler öyle yaratılmamış biliyorsunuz. Vücudun dışında yaratılmış. Vücut sıcaklığında sperm yapımı düşer. Orası daha soğuk yani, daha değil mi soğuk, normalde? Daha soğuk. Dolayısıyla sen eğer onu Isıtırsan, vücuda yapıştırırsan o ısınacaktır. Eğer senin bacakların kalın da iki bacağını yan yana koyduğun zaman orası sıkışıyorsa orası yine ısınacaktır. Sıcak sperm yapımını bozuyor. Sperm sıcağı varikosel sevmiyor. Varikosel diye bir şey de var biliyorsunuz. Varikosel de testisin etrafındaki damarların varisidir. Hı hı, evet. Şimdi normal incecik damarlardan kan akarken testisin ısınması farklıdır. Evet. Testisin etrafında kalın kalın damarlar var da oradan kan akıyorsa o kanın, vücuttan gelen kanın ısıttığı testisin sperm yapımı farklıdır. Güneşlenmek, hamama gitmek falan gibi şeyler değil. O kadar değil. Biz sürekli sıcağa maruz kalmaktan bahsediyoruz. Saatlerce bilgisayar başında oturuyoruz ya, hatta evden çalışma sistemi geldiği için kucağımıza bilgisayarı koyuyoruz. O da hatalı bir şey mesela. Kucağa laptopu koyup çalıştığın zaman ve bunu sürekli yaptığın zaman sıcak etkiliyor. Zaten bunlar dünyanın yavaş yavaş birazcık böyle yardımla üremesini sağlıyor. Evet. Gitgide daha hareketsiz hayat yaşıyoruz. Hepimiz öyle. Gitgide daha çok televizyonların karşısına kilitleniyoruz. İşte pandemi oldu. Herkes evinde oturdu. Evet. Eve yemekler söylendi. Evden alışveriş yapıldı. Her şey evden devam etti. Sokağa bile çıkılmadı. Bunların hepsinin geri dönüşü olacak. Aynı şey kadınlar için de tehlikeli mi peki, sıcak? Sıcak için değil. Kadınlarda etken sıcak değil. Çünkü kadınlarda, kadın ne yaparsa yapsın yumurtalık vücudun içerisinde ve sıcaklık sabittir vücudun içerisinde. Şöyle şeyler yaşıyor musunuz mesela? İşte baba ben nasıl dünyaya geldim hani diye sorduğunda bir çocuk. Seni tüpçüden aldık biraz. Ne diyorlarmış yani? Tedaviyle oldu diyorlardır canım. Öyle yani. Şimdi ama merak etmeyin, şu anki nesil tüp bebeği falan çok iyi biliyor. Siz anlatsanız da anlatmasanız da onlar çeşitli sosyal medyadan, kanallardan, manallardan sizin anlatmadığınız şeyleri de çok güzel öğreniyorlar. Bir de anladığım kadarıyla zaten yakında hepsi bütün nesil tüp bebekle doğacak gibi. Oraya gidiyorlar. Evet, böyle giderse oraya gidiyor. Evet. Oraya gidiyor çünkü hani en çok tüketilen nedir? İnsanların tükettiği ekmektir, değil mi? Ekmek bayatlamıyor artık mesela yani. Doğru. Ekmek bayatlamıyorsa eğer içinde bir sürü koruyucu var demektir. O koruyucuların kapalı ambalajda satın aldığımız bütün koruyucuların o korunan şey bozulmasın diye kullandığımız her şeyin bize mutlaka bir geri dönüşü olacak yani. Bir de mesela hani yetişkinler çocuklarına genelde şöyle anlatıyor. Aslında biz hiç çocuk düşünmüyorduk ama işte şöyle sen kaza kurşunusun. İşte şöyle ben işte hiç düşünmüyordum ama işte baban çok ısrar etti falan gibi mesela cümleler duyuyorlar hani yetişkinliğe erdiklerinde ve tabii insanlarda bir değersiz duygusu oluşuyor. Beni aslında istememiş annem babam filan. Fakat ama kazan dibi hep güzeldir. Efendim? Kazan dibi hep güzeldir genellikle. Ama tüp bebekte şöyle bir şey var. Bence tüp bebek demek seni çok istedik biz. Evet öyle. Hatta senin için bir sürü para harcadık yani hani, değil mi? Onun için tüp bebek çocukları çok akıllı oluyorlar. Aslında çocukların hepsi çok akıllı. Daha yeni doğdukları zaman bile ağlamalarıyla annelerini, babalarını nasıl yöneteceklerini çok iyi biliyorlar. Bunu neye bağlı? Hele tamamen duygusal etkileşim bence. Şimdi mesela bizim doğurduğumuz çocukların çoğu yaramaz oluyor. Yaramaz oluyor çünkü sevildiklerini biliyorlar. Kimsenin onlara tepki göstermediğini de biliyorlar. O artık o koltuklardan tırmanıyorlar, yukarılardan aşağılara atlıyorlar. Her şeyi yapıyorlar çünkü kızan yok. Çünkü seviyorlar. Çünkü çok arayarak elde etmişler. Çok zor elde ettiler çünkü. Onun için tüp bebekleri biraz daha hani tabiri caizse fırlama oluyorlar. Çok tatlısınız. Vallahi hocam iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Gerçekten sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Dilerim Aret hocamın anlattığı her şeyden siz de benim kadar hem keyif hem bilgi almışsınızdır. Yani son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz hocam bir şey var mı? Daha önce söylediğim gibi insanlar geç kalmasınlar. Gençlerin elinde yumurta dondurmak diye bir silah var. Yaşı büyüyen evli çiftlerin bebek düşünmüyorlarsa bile embriyo dondurmak diye bir şey var. Ve yine her zaman söylediğim gibi bir kadın, bir çift hep geç kaldığı için başı daha büyük belaya giriyor. Bu sadece kanserde geçerli değil. Çocuk tedavisi anlamında da geçerli. Ve kadınlarımızın bir kısmı biliyorsunuz doğuştan rahim şekil bozuklukları var. Tabii. Evlendikten sonra daha doğrusu çocuk sahibi olmak istediklerinde kontrol olmadıkları için genellikle hamile kaldıktan sonra doktora gittikleri için rahim şekil bozukluğuyla hamile kaldıklarında aslında ufacık bir düzeltme sonrasında hamile kaldıklarında problem yaşamayacakken bebek kaybetmek zorunda kalıyorlar. Maalesef. O rahim bebeği taşımadığı için. Dolayısıyla her zaman söylediğimiz gibi kadın bekar da olsa yeni evlenmiş de olsa mutlaka doğurganlığının, vücudunun, hamile kalırsa hamileliği taşıyıp taşıyamayacağının mutlaka farkında olması lazım. Sonradan üzüntü yaşamaktan iyidir. Evet, kesinlikle hocam. Çok güzel mesajlar verdiniz. Mutlu Son'un ilk durağı Aret hocamın kliniği diyelim. Yeriniz bu arada Taksim'de değil mi? Taksim'de. Çok da merkezi bir yerde. Taksim'de. Zaten buraya hemen Çağatay sizin sosyal medya iletişim adreslerinizi de yerleştirecek montajda. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah sağ olun. Yine güzel bir sohbetti. Aynen, ben de çok keyif aldım. Geliriz. Vakit oldukça yakınsınız da her zaman geliriz. Değil mi hocam? Komşuyuz zaten. Evet. Çok teşekkürler hocam. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evlat sahibi olmak isteyen herkese inşallah buradan faydalı olabilmişizdir diliyorum. Sorularınızı, like'larınızı videonun altına bekliyoruz. Hepinizi seviyoruz. Ailece ne diyelim? Mutlu günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.